Konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Elif Gökçe. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler? Hoş geldiniz hocam. Işıl ışılsınız maşallah. Enerji verdiniz stüdyomuza. Çok teşekkür ederim. Onur duydum beni davet ettiğiniz için. Evet. Hocam siz dermatoloji tedavileriyle birlikte medikal estetik uygulamaları yapıyorsunuz. Ve bu uygulamalar sırasında hem cildi tedavi ediyorsunuz hem de aynı zamanda medikal estetik uygulamalarıyla, mezoterapilerle, özel gençlik serumlarıyla dokuyu destekleyen tedaviler uyguluyorsunuz. Biz size bu konuyu konuşmak istiyoruz. Evet. Uyguladığınız gençlik serumlarından, bu tedavilerden bahseder misiniz? Evet, zevkle. Çok önemsediğim bir konu Özgür Hocam bu benim. Çünkü danışanlarım da çok iyi bilir ki ben sohbeti, hani temel yaşlanma karşıtı, anti-aging sohbeti iki koldan ilerletirim. Ve ilk kolu derinin kalitesini arttırıcı işlemler üzerine olur her zaman. İkinci kolu da işte remodeling, yeniden şekillendirme, işte dolgu uygulamaları, ip uygulamaları vesaire üzerine olur. Ama bu derinin örtü, kumaş kalitesini arttırıcı işlemleri çok önemsiyorum. Ve burada da gençlik serumlarından, özellikle de H100 Plus'tan çok faydalanıyorum. Seve seve anlatmak isterim size. Peki bu gençlik serumunun ameliyatsız estetikler dünyasında özel bir yeri var mı? Sizin uygulamalarınızda aldığı özel bir konum var mı hocam? Kesinlikle var. Aslında mezoterapiyi zaten biz çok seviyoruz. Çünkü yanlış bir söz söylemek istemem. Elbette ki evde kullandığımız gece serumlarımız, gündüz serumlarımız, nemlendiricilerimiz, anti-aging kremlerimiz de tabii ki de çok önemli tedaviye destek ürünler. Ancak direkt olarak etken maddenin derinin doğru katmanına verilmesini çok önemsiyorum. Ve biz gençlik serumu gibi, mezoterapi gibi işlemlerle tam olarak bunu sağlıyoruz aslında. İşte zamanla özellikle 20'li yaşlardan sonra giderek azalmaya başlayan hyaluronik asit örneğin eksildiğinde onu direkt olarak yerine, uygun yere uyguluyoruz deride. Veya bir dizi kolajen ve elastinin azalmasına bağlı oluşan ciltte ince kırışıklıklar, elastikiyet kaybı bunları yine üretilmesine, kolajen üretilmesine destekleyen peptitler, amino asitler bunları direkt deriye uygulayarak aslında derimize yatırım yapmış oluyoruz. Derinin kendini yenilemesini uyarmış oluyoruz. Çok önemsiyorum bu tedavileri. Peki hocam bu H100'ün, H100 Plus'ın artısı nedir H100'e göre? Aslında eskiden H100 vardı gençlik serumu. O da bizim isteklerimizi karşılıyordu. Çünkü çok yüksek miktarda hyaluronik asit içeriyordu. Bu deriye hem nem hem dolgunluk ve canlılık sağlıyordu. Yine mannitol içeriyordu. Amino asitler, peptitler, bir dizi antioksidan içeriyordu. H100 Plus'ta ek olarak piruvik asit eklendi bu güçlü formülasyona ki çok iyi oldu. Piruvik asit de bizim özellikle hücresel boyutta enerji üretiminde çok kilit bir molekülümüz. Her hücre biliyorsunuz enerji üretmek için oksijenli solunum esnasında piruvik asite ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla bunu direkt olarak deriye uyguluyor olmak çok değerli. Ve bu sayede cildimiz daha parlak, evet, daha parlaklık, ışıl, dolaşımı artmış, bir nevi gençleşmiş, bir nevi bahar gelmiş. Aynen, oksijenlenmiş artmış, oluyor. Bir cilt elde ediliyor. Peki bu gençlik serumlarının hocam, yaşlanma illa gerekiyor mu buna uygulamak için? Hani ileri yaş uygulamaları mıdır? Gençlerin de tercih edebileceği bir yönü var mıdır? Kesinlikle var. Hatta çok ileri yaşlarda da tabii ki de uygulanabilir ama biraz iş işten geçmiş oluyor aslına bakarsanız. Dolayısıyla ben hep burada yatırım sözcüğünü kullanmayı çok seviyorum kendi danışanlarıma da. Derimize ne kadar yatırım yaparsak onun ileride ekmeğini o kadar yiyoruz tabiri caizse. İşte H100 gibi gençlik serumları aslında bize bunu sağlıyor. Derimize yatırım yapmamızı sağlıyor. Dolayısıyla benim genellikle tercihim 20'li yaşların ortasından itibaren bu tarz gençlik serumlarının düzenli uygulanması. Ne değişiyor? Örneğin 25-30 yaşında bir danışanıma
belki 2 seans veya 3 seans uygulamam yeterliyken, işte biraz daha ileri yaş, daha yoğun ilgiye, daha yoğun neme ihtiyaç duyan bir ciltte seans sayısını arttırabiliyorum. Peki hangi bölgelerde daha sıklıkla tercih ediyoruz bu uygulamayı? Tabii ki de yüz başta olmak üzere sosyal iletişimde en önemli hepimizin tabii ki de bölgesi yüz. Ama ihmal edilen bölgelerde de mutlaka uyguluyorum. Çok da değerli buluyorum. Boyun, dekolte ve el sırtı olmak üzere. Ki özellikle boyun ve dekolte gerçekten anti-aging tedavilerde bizi zorlayan bir bölge. Yüz kadar yüz güldürücü sonuçlar alamayabiliyoruz ilerlemiş deformitelerde. Dolayısıyla erken zamanlarda bu bölgelere yatırım yapmak çok değerli. Peki hocam ne sıklıkta uygulatmalıyız? Ben şöyle öneriyorum. 10 ya da 14 günde bir başlangıçta ortalama 3 seans aslında öneriyorum. 2 ya da 3 seans ama dediğim gibi cildin ihtiyacına göre 4 seansa da çıktığım olabiliyor. Peki bu süre içerisinde nelere dikkat etmeliyiz? Şöyle H100 Plus uyguladığımda aslında o gün cilde çok su değsin istemiyorum. Makyaj o gün yapılsın istemiyorum. Kliniğimden çıkarken, ayrılırken bile hastanın aslında çok yoğun yüzünde bir kızarıklık, şişlik vesaire olmuyor. Konforlu bir uygulama. Genellikle bazı böyle tek tük şişlikler, kızarıklıklar olsa da ertesi güne zaten dağılıyor. Ertesi gün dediğim gibi hasta normal hayatına dönebiliyor. Ama o gün için su değdirmemesi ve makyaj. Benim önerilerim genellikle bu oluyor. Bunlardan kaçınmak. Gençlik serumu, bahsettiğiniz gençlik serumu sadece ülkemizde mi kullanılıyor? Yani Avrupa'da, dünyada kullanımı çok yaygın. Düzeydi? Avrupa'da özellikle çok yaygın kullanılıyor. Ülkemizde de eş zamanlı olarak tabii ki de kullanılıyor yoğun olarak. Uzunca yıllardır. Burada elde ettiğimiz sonucun altında bir hekim imzası mutlaka olması gerekiyor. Mutlaka doktor kullanılması şeklinde gerekiyor. Ben evde kendim kullanmak istiyorum diye düşünen bir izleyicimiz için evde kendi kendine yapabileceği bir işlem midir bu? Mümkün değil. Asla evde kendi kendine uygulanabilecek bir işlem değil. Hem sizlerin hem de bizim zaten bence çok önemli bir sosyal sorumluluğumuz bu. Buradan bizi izleyenlere ulaştırmamız gereken. Çünkü biliyorsunuz bundan muzdarip çok fazla insan var. Merdiven altı yerlerde, işte ehil olmayan ellerde bu tarz uygulamalar yapıldığında sadece H100 Plus gençlik serumu değil işte dolgular, botokslar ve dahi bir dizi girişimsel işlemler yapılıyor. Ve maalesef çok kötü komplikasyonlarla sonuçlanabiliyor. Onun için kesinlikle deneyimli bir hekim tarafından klinik koşullarında yapılması çok gerekli. Çok doğru söylüyorsunuz. Peki burada uygulamada bir sonuç elde ediyoruz. Hem de hekimin imzası olan çok güzel bir sonucu. Cilt kalitesini arttıran, sıkılaşma sağlayan, boyun bölgesinde de gerilmeyi sağlayan güzel bir sonucu elde ediyoruz. Peki bunun daha üstünde bir sonuç isteyen, artık ben dolgular kullanmaksam da olur diye düşünen hastalarımız için söylüyorum. Başka kombinasyonlar, başka teknolojilerle birleştirdiğimiz takdirde daha farklı sonuç alabilme şansımız var mı? Kesinlikle var ve ben çok seviyorum bu kombinasyonları yapmayı. Çok da öneriyorum kendi hastalarıma da. Özellikle de en sevdiğim kombinasyon ciltte kolajen sentezini uyaran çeşitli tedavilerle birlikte H100 Plus gençlik serumunu kombinlemeyi çok seviyorum. Ne gibi? Mesela mikro iğneleme sistemleri, işte altın iğneli radyo frekans olabilir, dermopen olabilir, çeşitli cilt yenileyici lazer tedavileri olabilir. Hatta şuna benzetiyorum. Ben diyorum sizin şu anda fabrikanızı çalıştırıyorum. Çarklar dönmeye başladı fabrikada. Bir yandan da H100 Plus'la o fabrikada gerekli ham maddeyi verelim. Hani bir yandan çarklar dönsün, bir yandan biz de ham maddemizi verelim diyorum ve kümülatif bir şekilde çok daha güzel sonuçlar elde ediyoruz. Peki hocam bu pahalı bir uygulama mıdır? Nasıl bir bütçe ayrılmalıdır? Çok güzel bir soru bu. Çok da merak edilen bir soru. Hatta belki de bizi izleyen kişilerin bir kısmı ya iyi hoş ama ben buna bütçe ayıramam diye düşünüyor olabilirler. Orada da benim yine böyle klişeleşmiş bir sözüm var. Ki uzunca yıllar devlet memuriyeti de yapmış bir insan olarak
Bana hep şu dendi, hocam bana öyle bir krem önerin ki işte kaz ayaklarımı tedavi etsin. Öyle hepsi bir yani. Evet, öyle bir krem önerin ki ben istediği yani para vermeye hazırım buna. İşte cildim gerilsin, sıkılaşsın. Şimdi maalesef sözümüzün başında dediğimiz üzere evet böyle çok güzel kremler var. Evet nemlenme amaçlı vesaire bunları zaten kullanmalıyız. Ama hiçbir bu tarz yöntem yok ki kremle eşdeğer. Dolayısıyla siz tabii ki de evde tedavilerinize belli bir bütçe ayırıyorsunuz zaten. İşte kremlerinize, gece serumlarınıza. O bütçenin aslında o bütçeden belli bir kısmını ayırarak, belli ayırsanız aralıklarla bile, aynen H100 Plus çok rahatlıkla uygulatabilirsiniz. Hocam çok güzel mesaj verdiniz. Çok da güzel şekilde bize özetlediniz. Buraya kadar da geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim hocam. Çok da güven veriyorsunuz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Benim için zevkti. Evet sevgili seyirciler programımız devam ediyor efendim. Sıradaki konumuz medikal estetik hekimi Doktor Yasemin Savaş efendim. Çok yaşa devam ediyor.